Chapter 30 diyoruz. The Broken Binding. The sign over the doorpost read. The Broken Binding. I took it to be an auspicious sign I walked in. Auspicious derken, what the hell man diyoruz. Auspicious. Uğurlu, hayırlı, kutlu, şans, elverişli, talihli. Hani bir şekilde bu büyü altında gibi bir şey miydi yani? Bütün o şey oldu. 3 yıl boyunca kendisine değil, doğru bir büyü içindeydi. Büyü altındaydı. O büyü bozulduğu için kendine geldi falan. Bu tamamıyla bana ait bir düşünce değil. Bunu yine söyleyeyim. Bunun hakkında bir şeyleri yine o dediğim yerde okudum. Onun linkini atmayı unuttum. Atacağım. Yorum olarak öyle. Hani sadece şu an bir kitapçı gibi bir şey gelmiş olması lazım. Kitapçının adı değil bu. Aynı zamanda şeye de göndermeye var. 3 sene boyunca Kuvvet bir şekilde bir büyü altındaydı. Onun için kendisi olamadıydı. Aklını, fikrini, beynini, cırt tam kullanamıyordu. Ama o büyü bozuldu. Şu an tekrar eski Kuvvet oluyor. Emel sat behind a desk. I assumed he was the owner. He was tall and reedy with thinning hair. He looked up from a ledger. His expression vaguely irritated. Deciding to keep the niceties to a minimum, I walked to his desk and handed him the book. How much would you give me for this? He leafed through it professionally, feeling the paper between his fingers. Checking the binding, he shrugged. A couple of jots. It's worth more than that, I said indignantly. It is worth what you can get for it, he said matter-of-factly. I give you 1.5. 2 talents and I have the option to buy it back for a month. He gave a short barking laugh. This is not a pawn shop. He slid the book across the desk toward me with one hand as he picked up his pen with the other. 20 days, he hesitated. Then gave the book another cursory once over and brought out his purse. He pulled out 2 heavy silver talents. It was more money than I'd seen in one place for a long, long time. He slid them across the desk. Tabii o dönem fotokopi cacut muhabbeti olmadığı için kitaplar yazılıyor oluyor. Onun için aşırı değerliler normal olarak. He slid them across the desk. I restrained the desire to smash them up immediately and said, I need a receipt. This time he gave me such a long, hard look that I began to get a little nervous. It was only then I realized how I must look, covered in a year's worth of alley dirt, trying to get a receipt for a book I'd obviously stolen. Öyle diyoruz. Şu sayfaya bir bakıp geliyorum. Eventually he gave another bland shrug and scratched out a note on a slip of paper. At the bottom of it, he drew a line and made a motion with his pen. Sign here. I looked at the paper. It read, I by signing below, hereby attest to the fact that I can neither read nor write. I looked up at the owner. He had a straight face. I dipped the pen and carefully wrote the letters DD as if they were initials. He fanned the ink dry and slid my receipt across the desk toward me. What does this stand for? He asked with a barest hint of a smile. Defeasance, I said. It means to render something null and void, usually a contract. The second D is for decrepitate, which is the act of throwing someone into a fire. He gave me a blank look. Decrepitation is the punishment for forgery in Junpuwai. I think false receipts fall in that category falan. Böyle lafı uzatıp sen bana boş yapıyorsun şu ana getiriyor. It seems I made no move to touch the money or the receipt. There was a tense silence. This isn't Junpuwai, he said, his face carefully composed. True enough, I admitted, you have a keen sense of defalcation. Perhaps I should add a third D. He gave another sharp barking laugh and smiled. You convinced me, young master. Young master. He pulled out a fresh slip of paper and set it in front of me. You write me a receipt and I will sign it. I took up the pen and wrote. I'd undersigned,
They agree to return the copy of the book, Liturgian Logi, with the inscription to quote to the bearer of this note in exchange for 2 silver pennies, provided he present this receipt before the date. I looked up. What day is it? Shouldn't the 35th? 35th? Hangi ay 35 çekiyor? Not this April, Mayıs, Nisan, whatever. Shouldn't diye bir ay varmış. Buna dair bir şey okudum. Spoiler değil. Bir spen 40 gün falan gibi bir şey sanırım. Her ay 2 spenden oluşuyor. Yanlışım yoksa 7 tane ay var. Bir ayda 80 gün. 7 ay. Total kaç ediyor? 500 gün falan ediyor olmaması lazım. Neyse. Böyle ama bir ayda 60-70 gün olma ihtimali var. 6-7 tane ay olma ihtimali var. Bayağı bir değişiyor. Hatta teorileri yazan Joe, hatta da artık adını da söyleyelim, Joe dediğimiz yazar, kadın demişti ki eğer bir ayda 70 gün varmış değilse bir kadın adet dönemi 70 gün sürüyor mu? Mesela yaptıydı, oluyor falan. Böyle dokunuşlar olabilir, bunlara dair bir şeyler görmedik ama obviously we will yani. Çünkü kitap çıktığı zaman öyle bayağı enteresan bir şey okuyoruz. Bir ayın 60-70 gün sürdüğü bir fantezi dünyası, eşi benzeri çok sık görünen bir şey değil. Bunlar da benim düşüncelerim değil. Bunlar da Joe'dan duyduğum şeyler. Öyle artık kaç kere daha anmak zorunda kalacağım kadını bilmiyorum. Okay. I had fallen out of the habit of keeping track of the date. On the streets, one day is largely the same as the next. Say that people are a little more drunk on Hefton, a little more generous on morning. But if it was the 35th, then I only had 5 days to get to the university. Bir ay 40 gün mü yani? Bir ay 40 günse 7 ay varmıştıysa 280 ediyor. Ne diyor 80 günlük exit, not sure. Bir spam bir ay mı? Bir spam bir aysa bir spam 40 gün. 5 günüm var diyor. Yeni ayın başlangıcında üniversiteye giriyor. 2 ayda bir şey oluyor. Evet, bir ay 40 gün, 280 gün var totalde. Üniversite 2 ay sürüyor. 80 gün ilk bakışta çok görünmüyor ama aslında çok 10 ay. 10 ay dedim, 10 hafta. Biz Boğaziçi'nde 12 hafta mesela benim bu dönemim gayet güzel diyoruz. Okay, çözdük bu işi. I knew from Ben that admissions only lasted until send link. If I missed them, I will have to wait 2 months for the next term to start. I filled in the date on the receipt and drew a line for the bookseller to sign. He looked a little bemused as I slid the paper toward him. What's more, he didn't notice that the receipt read pennies instead of talents. Talents were worth significantly more. This meant he had just agreed to give me back the book for less money that he had bought it for. Falan. Adam ayakta sikiyor tabiri caizse. Peki diyoruz. Peki şu sayfaya bakıp geliyorum. My satisfaction damned itself when it occurred to me how foolish all of this was. Pennies or talents, I wouldn't have money enough. Derken bir şey çıktı gitti. To buy the book, begin to spend. If everything went well, I wouldn't even be in Tarbiyan tomorrow. Despite its uselessness, the receipt helped ease the sting of parting with the last thing I owned from my childhood. I believe on the paper, folded it carefully into a pocket, and collected my 2 silver talents. I was surprised when the man held out his hand to me. He smiled in an apologetic way. Demiş, bir kaydırıyorum. Sorry about the note. But you didn't look like you'd be coming back. He gave a little shrug. Here, he pressed a copper jot into my hand. Ve tam anlamadım. I decided that he was not an altogether bad fellow. I smiled back at him, and for a second I almost felt guilty about how I'd written the receipt. I also felt guilty about the 3 pence I'd stolen, but only for a second. And since there was no convenient way to give them back, I stole a bottle of ink before I left. Çalıyor da çalıyor diyoruz. Chapter 31. The Nature of Nobility. Bu bölümler güzel, okuması sarıyor. Aşırı kısalar. Bir sürü çok fazla kısa bölüm okuduk.
Ama yapacak bir şey yok. It seems. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mıdır? Düşünüp geliyorum. Nope. Hadi görüşürüz.